Haşa! Olur mu hiç öyle şey canım? Günaydın. Buyurun efendim. Buyurun tanıştırayım sizi. Yeni biyoloji hocamız Hürrem Hanım. Öyle mi? Demek ortada bir bebek var. Amasya'da Topal Atıf'ın ağlatan tiyatrosunu izleyen 9 yaşındaki çocuk, Allah'ım der, ben de büyüyünce bunlar gibi olayım. Milleti ağlata ağlata paralarını alayım der. Yıllar sonra o dileği yerine gelir. Yıllarca Türkiye'yi gözyaşına boğan filmleri aynı zamanda gişe rekorları kırar. Hayal fabrikatörü, arabeskin babası, ağlatma ustası bir adam. Muhsin Ertuğrul'un şehir tiyatrolarından kovduğu, günlerce sokaklarda aşk gezen bir adamdan, yıllar sonra çektiği filmlerin seyirci akınına uğradığı bir inatçının hikayesidir bu. Birçoğumuzun Hababam'daki müdür karakteriyle tanıdığımız Türk sinemasının en üretken yönetmenlerinden ve oyuncularından biri olan Muharrem Gürses'in hayatının bilinmeyenlerini öğrenince çok şaşıracaksınız. O sadece oyuncu değil, yönetmen, senarist, yapımcı, sinema ve tiyatro oyuncusu, oyun yazarıdır. Pek kimse bilmez ama bal yapan arıdır. Muhterem Nur'u keşfedip sinemaya kazandıran odur. Sinema hayatının başlangıcından günümüze dek yüzlerce filmde oynayıp 200 kadar filmde yönetmenlik yapar. Özellikle yönetmenlikte çok etkilidir. En çok film çeken ve para kazandıran yönetmendir aslında. 3 kere evlenir, 5 çocuğu vardır. Kadınlara filmlerde gösterdiği hassasiyeti gerçek hayatta göstermediğini itiraf eder. Ben suçluyum, karımı dövdüm. Kıskançlıktan, vay sen filanca adama neden sevgiyle baktın? İnsanlar birbirine sevgiyle bakacak tabii. Onun içinde kötülük varsa o zaman döv. Kötülük yoktu ki. Ama ben cezamı buldum. Ben bugün yalnız oturuyorsam kendi hatamın acısını çekiyorum der. Özellikle melodram öğretilerini en abartılı biçimiyle kullanmasıyla dikkat çeker. Melodram filmleriyle Türkiye'yi onun kadar ağlatan başka bir kimse yoktur. Her türde film yapar. Aydınların gülünç bulduğu filmleriyle Anadolu seyircisine seslenir. Köy filmlerinin ve hazretli filmlerin yani dinsel filmlerin öncüsü olur. Ayrıca 7 romanı, 19 tiyatro, 6 radyo oyunu vardır. Sus diyorum kadın! Şu gevezeliği yok mu? İşte beni canımdan bezdiren budur, bu! Muharrem Gürses küçük yaşta karar verdiği ağlatma ustası olmak için hep denemeler yapar. Karagöz oynatırken perdeyi tutuşturduğu için dedesinden dayak yer. Mahallede arkadaşlarıyla tiyatro yaparken Nalbant Hüseyin'den oğlumu baştan çıkarıp artist yapacak diye dayak yer ama asla vazgeçmez. Başına sarık sarıp camide kadınlara Mevlid'deki acıklı hikayeleri, yavru ceylanları, kesik başları anlatırken ilk kez ağlatmayı başarır. O zaman tamam der. Artık ağlatabiliyorum. Kasaba ve köy melodramları, yedi köyün Zeynepleri, ceylan Emineler, tütüncü kızı Emineler, pamukçu güzeli Emineler, aile dramları, düşen kızlar, sonra hazretli filmler. Hazreti Yusuf, Hazreti Süleyman, Hazreti Yahya. Kendisi 10 kazanıyorsa yapımcılara 100 kazandırır. Ama tüm bu filmlere rağmen istediğimi yapamadım der. Muharrem Gürses 15 Ağustos 1913 tarihinde Amasya'da dünyaya gelir. Hababam sınıfındaki okulun sahibi rolüyle tanıdığımız Muharrem Gürses, İstanbul Öğretmen Okulu'ndan resim öğretmeni olarak mezun olur. Bana okulu mu kapattıracaksınız? Ben size o maaşı okulumda disiplini sağlamanız için veriyorum. Mezun olduktan sonra Samsun'da öğretmenlik yapmaya başlar. 17 yaşında amatör tiyatro oyunculuğuna başlayan Muharrem Gürses, 1931 yılında şiir tiyatrosuna girer. Ankara Radyosu temsil kolunda çalışır. Köroğlu adlı oyundan kaleme aldığı senaryo, Refik Kemal Arduman tarafından sinemalaştırıldı. Ses tiyatrosu, İstanbul ve İzmir şehir tiyatrolarında görev alır. Gazetelerde tefrika romanlar yazar. Sanatçı için tiyatro ve sinema her zaman bir tutku olur. 1943 yılında 30 yaşındayken Sezer Sez'in ve Hulusi Kentmen'le birlikte Gürses Tiyatrosu'nu kurar. Ve sırasıyla Millet, Sirkeci Şafak ve Ses tiyatrolarında sahneye çıkar. 1945'te Ankara Radyosu için yazdığı Köroğlu oyununu Necip Erses'in isteği üzerine senaryolaştırınca Refik Kemal Arduman'a bu filmde asistanlık yaparak sinemaya girer. Bir Dağ Masalı, 50'lerde Sürgün, Allah'ından Bul, İngiliz Kemal gibi filmlerde oyunculuk yaparken 1952 yılında Kara Efe, Zeynep'in Gözyaşları filmiyle yönetmenliğe geçer. Gürses bundan sonra günümüze dek karakter oyunculuğunun yanı sıra özellikle yönetmenliğiyle etkin olur. 200 kadar film yönetir. Fotoromanlar çeker. Kısa filmler yönetir.
1960'lı yıllardan sonra Muharrem Gürses'in oğlu Atilla Arca'nın adını verdiği Atilla filmi kurar ve kendi filmlerini çekmeye başlar. Kendi şirketi adına başrollerini oğlu Atilla Arca'nın oynadığı kostümlü tarihi filmler çeker. Ardından Hazreti Yusuf'un hayatıyla başlayan Hazretli filmler gelir. Bu yıllarda 1950'li yıllarda çektiği ve çok iş yapan filmleri ikinci kez çeker. 1970'li yıllardaysa şarkılı türkülü filmlere imza atar. Yazdığı tefrika romanların büyük bölümünü sinemaya aktaran Gürses, ilk filminden itibaren hemen hemen tüm çalışmalarında oyuncu olarak yer alır. Oyunculuğun kendisi için bir hastalık olduğunu ve her yönetmenin aynı zamanda oyuncu olması gerektiğine inanan sanatçı, kendisiyle yapılan bir röportajda "Oynamayan oynatamaz" diyerek oyunculuğun gücünü vurgular. Piyes ve romanlar yazdı. Türk sinemasının en fazla film üreten yönetmenlerinden birisi olan Gürses, sinemamıza melodram kalıbını ilk kez getiren ve yerleştiren yönetmen olur. Gürses'in başlattığı ve Gürses ekolü denilen melodramlar günümüze kadar hiç değiştirilmeden çeşitli yönetmenler tarafından sürdürülmüştür. Filmlerine bakarsanız okul müdürü de olmuştur poliste, muhtar da olmuştur belediye başkanı da, bakkal, hakim, ağa, din adamı, başbakan da. Hayalinde ise Türk sinemasını ileri götürecek filmler vardır. Beni öyle damgaladılar. Bu adam iş filmleri yapar. Sanata kıymet vermediler. Hangi firma iflasa doğru gidiyorsa aman Muharrem'e film yaptıralım kurtuluruz. Onlar kurtuldu ama Türk sanatı kurtulamadı. Ben kurtulamadım der. Bir günde bazen 3 yere film çektiği, bir senaryoyu isimlerini değiştirerek 7 kere yaptığı günler için ben o zaman 5 tane çocuğa bakmak, okutmak için mecbur kaldım. Her şeye evet dedim. Bende de hata var. Ama hep kötü durumda olanlar bana geldi. İyi durumda olanlar benim kadar iş bilmediği halde biliyor gibi gözüken arkadaşlara gittiler. Olsun, onlar da değerli. Bugün Lütfü Akat benim nazarımda çok değerli bir sanatçıdır. Osman Seden öyle, Atıf Yılmaz da öyle der Gürses. Şehir tiyatrosu sınavına hocası Faruk Nafız Çamlıbel'in teşvikiyle girer ve kazanır. Nazım Hikmet'in Bir Ölü Evi oyununda bir ölüm, şehir tiyatroları günlerimin sonu oldu. Muhsin Ertuğrul, hangi akrabanı araya koydurdun da bu yazıyı yazdırdın diye beni kovdu der. Günlerce sokaklarda aç gezer. Daha sonra Naşit Özcan'ın Millet Tiyatrosu'nda 60 kuruşa iş bulur. Çektiği filmler seyirci akınına uğrar. Yeşilçam yönetmenleri bu duruma akıl sır erdiremezler. Lütfü Akat sinemada benim filmim devamlı oynarken o zaman onların işleri yok, iş alamıyorlar. Yahu bu herifin yaptığı nedir ki? Tüy mü dikti bunun üstüne diye gider izlermiş 2 kere 3 kere. Atıf Yılmaz da öyle diye konuşur. Muharrem Gürses bu işin sırrını çok okumasına, bu yüzden insanların ruhundan çok iyi anlamasına bağlar. Ben halkı çok iyi tanıyorum. Herkes kendine göre bir şey bulmalı. Cahil bayağılıktan haz eder. Öyle bir tip yapıyorum ki ben, bayağı odun, hödük. Sonra öyle bir insan var ki muazzam kültürlüdür. Kültürde kendini büyük görme hastalığı varsa alay ettiririm der. Sinemada en büyük keşfi birlikte 27 film yaptıkları Muhterem Nur'dur. Yolları Muhterem Nur'un çalıştığı bara Muharrem Gürses'in bir film çekmesi için gelmesiyle kesişir. Şafak Bar'da çekim yapıyoruz. Ben de Hacı Ağa rolündeyim. İki tane kızın birini bir dizime, öbürünü diğer dizime oturttum. Biri Muhterem Nur, diğeri kız kardeşi. Kıza sen artist olabilirsin dedim. Ve hemen halk filmin sahibi Suzan Yakar'a bir mektup gönderdim. İlk filmini orada çevirdi. Ondan sonra artık ben aldım yükselttim. Muharrem Gürses'in ağlatma yeteneğiyle Muhterem Nur'un hüzünlü bakışları bir araya gelince Yetimler Ahı, Yavrularımın Katili, Talihsiz Yavrum gibi izleyenleri kahreden filmler ortaya çıkar. En son yapılan röportajlardan birinde Azrail bazen kapıdan görünüyor. Elimle işaret ediyorum. Daha işim var diyorum. Azrail de saygı gösteriyor gidiyor. Ölmeden güzel eserler meydana getirmek istiyorum der. Bu sözleri söyledikten 2 yıl sonra Azrail bir daha kapısını çalar. Eliyle git işareti yapsa da Azrail bu kez söz dinlemez. Muharrem Gürses 1999 yılında aramızdan ayrılır. Geriye ondan oynadığı karakterler, yönetmenliğini yaptığı yüzlerce film kalır. Filmlerinde herkesi ağlatan adam gidişiyle bir kez daha ağlatır sevenlerini. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.